Merhaba arkadaşlar kimyasal tepkimelerde denge ötesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kısımla birlikte de denge'nin ikinci kısmı olan asitler bazlar kısmını bitirmiş olacağız. Bu kısımda hidrolizi inceleyeceğiz. Hidroliz esasında arkadaşlar uzun soruları olan, işlemli soruları olan, zor soruları olan bir kısım olmakla birlikte 11. sınıf müfredatında arkadaşlar işlem, hesaplama soruları yok arkadaşlar. Sadece hidrolizin ne olduğunu bilmeniz yeterli. O yüzden kısa bir kısım aslında kolay da bir kısım diyebiliriz arkadaşlar. Eğer ki geçmiş yıllardan falan soru bankalarınız var, oralardan soru çözüyorsanız hesaplama sorularını çözmeyin arkadaşlar. Çünkü müfredata dahil değil. Dolayısıyla sadece ne olduğunu bilmeniz yeterli diyebiliriz. Şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar hidroliz. Şimdi tuzlar öncelikle bildiğiniz gibi suda çözündüklerinde iyonlarını ayrıştır. Eğer ki arkadaşlar bakın eğer ki zayıf bir asit veya zayıf bir baz varsa veya her ikisi de varsa bu zayıftan gelen iyonlar arkadaşlar suyla tepkimeye girer. Zayıftan gelen iyonun suyla tepkimeye girme olayını arkadaşlar biz hidroliz diyoruz. Bakın bütün tuzlar hidrolize uğramaz. Her tuz hidroliz olmaz. Yani tuzlar işte nötr, asidik veya bazik özellikle olabilir. Örneğin nötr tuzlar hidrolize uğramaz. Çünkü nötr tuzlar kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluşan tuzlardır. Ve kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan gelen iyonlar suyla tepkimeye girmez. Zayıf asitlerden veya zayıf bazdan gelen iyonlar arkadaşlar suyla tepkimeye girer. Ve hidroliz olur diyebiliriz. Asidik tuzlar örneğin arkadaşlar, zayıf bazlar ve kuvvetli asitlerin tepkimesinden kaynaklı oluşan tuzlardır. Dolayısıyla burada katyon suyla tepkimeye girer, hidroliz olur. Bazik tuzlar ise kuvvetli bazla zayıf asitten oluşan tuzlardır. Burada zayıf asitten gelen anyon arkadaşlar suyla hidrolize uğrar. Yani bilmeniz gereken şey sadece bu arkadaşlar. Zayıftan gelen iyon suyla tepkime girer. Örneğin Kuvvetli asitle kuvvetli bazın tepkimesiyle oluşan nötr tuz suyla herhangi bir tepkimeye girmez burada iyonları. Herhangi bir şekilde hidroliz olmaz. Sodyum klorür su da normal sodyum artı ve klor eksi olarak iyonlarını aşır. Herhangi bir hidroliz olayından bahsedemeyiz. Ancak zayıftan gelen bir, bir zayıf varsa tepkimede zayıftan gelen bir iyon varsa o mutlaka suyla hidrolize olacaktır. Örneğin kuvvetli asitle zayıf baz. Zayıf baz var arkadaşlar. Dolayısıyla oluşan tuz kuvvetlinin karakterini alır asidik tuz oluşur. Şimdi burada zayıftan gelen tuz arkadaşlar, zayıftan gelen iyon, NH4 amonyum sülfatta zayıftan gelen iyon, NH3'ten gelen iyon, NH4 artı iyondur. Suyla arkadaşlar hidroliz olur. Burada arkadaşlar asidik tuzda katyon hidrolize olmuş olur. Yani katyon anyon diye ezberlemeyin arkadaşlar. Direkt zayıftan gelen iyon hidrolize uğrar diyebilirseniz yeterli arkadaşlar. Kuvvetliden gelen iyon ise herhangi bir şekilde hidrolize uğramaz. Örneğin zayıf asit ve kuvvetli bazdan oluşan bazik tuz, sodyum flör, tuzu. Su da sodyum artı ve flor eksi olarak iyonlarına ayrışır. Bakın zayıf kim? Asit. Zayıf asitten gelen iyon kim? F eksi iyonu. F eksi iyonu arkadaşlar hidrolize uğrar. Kuvvetliden gelen iyon herhangi bir şekilde hidrolize uğramaz. Tabi oluşan tuzlar arkadaşlar kuvvetlinin karakterini alır. İşte sodyum hidroksit kuvvetli baz oluşan tuz da bazik tuzdur diyebiliriz. Şimdi hidroliz tepkimeleri arkadaşlar aynı zamanda denge tepkimeleridir. Bu tepkimelerin denge sabitinde hidroliz denge sabiti ya da KH ile gösterebiliriz. Ancak burada arkadaşlar hidrolizin hesaplamalarına girilmiyor dediğim gibi. Normalde KH, KH ile bağlayan, bunu KH ile bağlayan denklemler vardır. Ancak buna girmiyoruz. Şimdi peki nasıl oluşuyor arkadaşlar? Hidrolizin denge tepkimesi nasıl oluşuyor? Örneğin HCN zayıf asit Potasyum hidroksit kuvvetli baz, oluşan tuz kuvvetli karakterini karakter alır. Bazik tuz oluşur diyoruz. KCN tuzu da arkadaşlar suda K+ ve CN- olarak iyonlarına ayıştı. Zayıf kim asit, zayıftan gelen iyon kim? CN- iyonu. CN- iyonu hidroliz olur diyoruz. Peki hidroliz tepkimesi nasıl yazılır? Bakın arkadaşlar CN- iyonu suyla hidroliz olarak HCN oluşturur ve suya OH- iyonu verir. Zaten bu tuzun bazik özellik göstermesinin sebebi zayıf iyonun suyla hidrolize uğrayarak OH- iyonu oluşturmasından kaynaklıdır. Asidik tuzlarda da bu durum ortamı H ya da h 3 artı yonu vererek gözlemlenir. Örneğin amonyaklı HBR zayıf baz kuvvetli asit tuzum asidik zayıftan gelen iyonum kim? NH4 artı yonu. NH4 artı yonu hidroliz olur. Kuvvetten gelen hidroliz olmaz. Zayıftan gelen iyonun hidroliz tepkimesi ise bakın NH4 artı ile suyun tepkimesinden amonyak ve H3O artı iyonu gelir. Ortama H3O artı iyonu verdiği için zaten bu tuz asidik özelliktir. Asidik özellik gösterir diyebiliriz. Bilmeniz gerekenler bunlar arkadaşlar. Bunlardan ibaret. Bu kadarı yeterli. Şöyle sorularına da bakalım isterseniz. Bu kısmı kavradıysanız sorularında da herhangi bir zorluk çekmezsiniz. Şimdi HCN zayıf asit ve potasyum hidroksit kuvvetli baz olduğuna göre KCN tuzu ile ilgili hangileri doğrudur? Kuvvetlerin karakterini alır. Baz kuvvetli olan baz o zaman bazik bir tuz oluşur oluşacak tuz. pH 7'den büyüktür doğru. Peki zayıf asit olduğu için zayıftan gelen iyon burada Cn- iyonu ne olacak su tarafına? Hidrolize olacak. Doğru. Bazik tuz olduğunu da söylemiştik. Üçü de doğru. Sodyum hidroksit ile HCN sulu çözeltilerinin tepkime sonucu oluşan tuzla ilişkin hangileri doğrudur? Sodyum hidroksit kuvvetli baz, HCN zayıf asit. Oluşacak tuz yine nedir? Bazik bir tuzdur. Oluşan tuz bazik özellik gösterir. Doğru. Bazik tuzlarda OH eksi iyonu H artı iyonundan fazladır. Doğru. Burada zayıf kim? HCN. Zayıftan gelen iyon kim? Cn iyonu. Cn iyonu su tarafına hidrolize uğrar ve ortama OH eksi verir ve HCl ve OH eksi yonu verir. OH eksi verdiği için zaten bu tuz bazik tuzdur diyebiliriz. Dolayısıyla burada da 3'ü doğru. Bir başka soru. Oda koşullarında eşit hacim ve derişim yine HCN ve sodyum hidroksit hep aynıları örnek geliyor. Sodyum hidroksit suluş özellikleri karıştırıldığında pH değeri 7'den büyük oluyor. pH değeri 7'den büyük oluyor çünkü sodyum hidroksit kuvvetli bazdır. Oluşan tuz bazik özellik gösterir. pH 7'den büyük olduğunu söylemiş. HCN zayıf asit sodyum hidroksit kuvvetli bazdır. Burada zayıftan gelen CN- iyonları hidrolize uğrar. Burada da üçü doğru. Tepkime sonucu oluşan YX tuzunun sulu çözelmesi mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor. Kırmızıya çeviriyorsa benim bu tuzum asidik tuz. Asidik tuzsa o zaman asit kuvvetli asit, baz ise zayıf baz diyebiliriz. HX kuvvetli asittir doğru. X- iyonu hidroliz olur demiş. Şimdi asitten geleniyor. Burada kuvvetten gelen hidrolize uğramaz. Dolayısıyla bu yanlış. YX tuzunun sulu çözelsin. Oda sıcaklığında pH değeri 7'den büyüktür demiş. Ancak YX tuzunun pH değeri asidik olduğu için 7'den küçük olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu da yanlış. Yalnız bir aşıkkı. Son soru. 0,5 molar NH4X çözelsin. Oda koşullarında pH değeri 5'tir demiş. pH değeri 7'den küçük. Dolayısıyla bu bir asidik tuz. Buna göre hangileri doğrudur? Nötr tuz demiş. Yanlış. NH4 artı iyonu su ile hidroliz tepkimesi verir demiş. Şimdi bu asidik tuz bazdan gelen NH4 artı iyonu su ile hidrolize uğrar. Doğru. HX kuvvetli asittir demiş. Zayıf fazla kuvvetli asit oluştuğu için asidik tuz. Evet HX burada kuvvetli asit olması gerekir. Dolayısıyla 2 ve 3 değişikliği diyebiliriz. Yani hidroliz bu kadar arkadaşlar. Kısa bir konu. Esasında dediğim gibi çok zor sorular olabilecek bir kısım ama müfredatta yok. Kısa bir kısım. Zorlanacağınız bir kısım değil ama dikkat etmeniz gereken bir kısım. Bazen ünitenin böyle sonlarından çok da önemli seviyesi yüksek olmayan kısımlarından soru gelebiliyor arkadaşlar. Bu kısımla birlikte dengenin asit baz kısmını da bitirmiş olduk. Bundan sonra KÇÇ kısımlarıyla devam edeceğiz diyelim arkadaşlar. Başka derslerde görüşmek üzere. Kolay gelsin.